Arkadaşlar selamünaleyküm. Bizim en büyük eksiklerimizden biri tarihimizdeki hazineleri tanımıyor olmamız. Tarih çok önemli bir alan. Tarihini bilmeyen bir toplumun coğrafyasını başkaları çizer sözünü zihinlerimize kazımamız lazım. Bugün dünya coğrafyasında bizden binlerce kilometre uzakta mazlumların ellerinde bayrağımızın dalgalandığını gördüğünde birçok insan bunun nedenini algılayamıyor. Ya da büyük hedeflerden, dünyaya yön vermekten bahsedildiğinde, Türkiye ayağa kalkarsa dünyada zulüm son bulur denildiğinde bu birçok insana komik geliyor. Bunların en büyük sebebi şanlı bir tarihe sahip olmamıza rağmen bunu bilmiyor oluşumuz. O yüzden ara ara tarihimizde saklı bu hazinelerle ilgili videolar da yapalım dedik. Türk tarihini araştırınca insanı gerçekten şaşırtan çok şeyle karşılaşıyorsunuz. Kadim bir medeniyetin mirasçısı olmanın güzel yönlerinden biri de bu işte. Bugün de o zengin tarihimizin çok bilinmeyen bir konusunu konuşalım istedik. Tarihte bir füze üretip bu füzeyle uçan ilk insanın bir Türk olduğunu ve bunun ta 1600'lere kadar dayandığını biliyor muydunuz? Bugün hem bu ismi hem de onun adının verildiği bir yerli teknoloji hamlesini konuşalım. Tarihte roketle ilk dikey uçuşu bir Türk gerçekleştirdi. Lagari Hasan Çelebi. Aslında ismi Hasan Çelebi ama zayıflığından dolayı ona Lagari lakap olarak takılmış ve adı öyle kalmış. Lagari Hasan Çelebi, 4. Murat Han zamanında barut macunundan hazırladığı roketle dikey uçuşu başarıyla sonuçlandırmış bir Osmanlı vatandaşı. Füzeciliğin atası olarak biliniyor. 17. yüzyılın başlarında barut dolu haznesi olan bir basit hava roketiyle ilk kez havalanmayı başardı. Uçuş 1633 yılında dönemin Osmanlı padişahı 4. Murat'ın kızının akika kurbanı kutlamalarında sergilendi. Yapılan ölçümlere göre Lagari Hasan Çelebi yaklaşık 300 metre kadar havalandı ve 20 saniye boyunca havada kaldı. Ardından da kendisine bağladığı kanatları kullanıp boğaz içine oldukça yumuşak bir iniş yaptı. O günün şartlarında bu cesaretten de öte delilikti. Tam da bize uygun olarak. Lagari Hasan Çelebi'nin hayatı hakkındaki bilgiler Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde anlattıklarına dayanıyor. Evliya Çelebi'ye göre 1633 yılında Lagari Hasan Çelebi 50 okka barut macunundan 7 kollu bir fişek icat etti. "Padişahım, seni Hüdaya ısmarladım, İsa Nebi ile konuşmaya gidiyorum." diyerek saray burnunda 4. Murat'ın huzurunda fişeğe binip yardımcılarının fişeği ateşlemesiyle havaya yükseldi. Havadayken yanındaki fişekleri ateşleyince denizin yüzü aydınlandı. Büyük fişeğinin barutu kalmayıp yere doğru düşerken de ellerindeki kartal kanatlarını açıp Sinan Paşa Köşkü önünde denize indi. Oradan da yüzerek padişahın huzuruna gelip "Padişahım, İsa Nebi sana selam etti." diyerek şaka yaptı. Sultan Murat Hasan Çelebi'ye bir kese akçe verdi. Ayrıca onu 70 akçe günlük ile sipahi yazdırdı. Evliya Çelebi'nin belirttiğine göre Lagari Kırım'a Selamet Giray Han'ın yanına giderek orada vefat etti. Hasan Çelebi Evliya Çelebi'nin yakın dostlarındandı. Seyahatnamedeki hitaplara bakınca bu net şekilde görülebiliyor. Tarihteki bu efsanevi olay üzerine çok zaman hesaplama ve araştırmalar yapıldı. Günümüzde barutun itme gücüne dayalı tepki prensibiyle çalışan bir füze ile havaya yükselerek yavaşça denize inme olayının Evliya Çelebi'nin anlattıklarına dayanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda mümkün olabileceği görüşüne varıldı. Mesela konuyla ilgili Hava Harp Okulu sitesinde şöyle bir değerlendirme var. Evliya Çelebi'nin verdiği bilgilere göre inceleyecek olursak, çok evvelinden roket ve fişek bilgisi olan Osmanlı Türkleri, barut macunundan yapılı havai fişekleri ve yanış hızının azaltılıp çoğaltılması tekniğini bilmekteydiler. 50 okka barutlu, 7 fişekli roket 64 kilogram ağırlığındadır ki, fişek ağırlıkları birbirine eşitse her biri takriben 9 kilogramdır. O zaman yapılan barutun saniyede 450 ile 600 gram arası yandığı kabul edilebilir. O halde 7 fişek beraberce 15-20 saniye arasında yanarak Lagari Hasan Çelebi'ye hız temin edecektir. Hasan Çelebi'nin roket fişekli aracı ve ilkel paraşütü ile ağırlığı 165 kilogram farz edilmiştir. Roketlerin cer kuvveti fişek başına saniyede 25 kilogram kabul edilirse tekmil fişek 175 kilogram cer kuvveti verecektir. Bu cer kuvvetinin takatli uçuş boyunca sabit kalacağı kabul edilmiştir. Roketin 15 saniye sonra barutu biterken hızı 115 km bölü saat, yükseldiği irtifa 215 metre olacaktır. Bundan sonra son hızı ile bir süre daha yükselmeye devam edecektir. Yani Hasan Çelebi, roket tarihinin efsanesi sayılabilecek bir isim. Zaten dünyada da konuyla ilgilenen isimler Lagari Hasan Çelebi hakkında çok araştırma yaptı. Örneğin Discovery Channel programlarından olan Mythbusters, Rocketman başlığıyla bu konuyu canlandırdı. Mythbusters ekibi günümüzün teknik imkanlarıyla uçuşu yeniden denedi.
Hasan Çelebi'nin kullandığına benzer bir roket yaptılar. Roketin içine bir paraşüt, Hasan Çelebi'yi temsilen de bir manken koydular. Mankenin Hasan Çelebi'ye benzemesi için bıyık takmayı ve o günün şartlarına göre giydirmeyi de ihmal etmediler tabii ki. Roket sahiden de havalandı ama biraz yükseldikten sonra kontrolden çıkarak 3-5 metre öteye düştü. MythBusters ekibi hemen roketin yanına koştular. Hem roketin hem de Hasan Çelebi'yi temsil eden maketin parçalandığını gördüler. Buradan çıkardıkları sonuca göre 1633'te böyle bir deney yapılamazdı. İmkansızlara inanıp da yapıldığını kabul edeceksek bile Hasan Çelebi'nin sağ kalabilmesi mümkün değildi. Öyle süzüle süzüle Sinan Paşa sarayının önünde dalgalarla kucaklaşması ise tamamıyla ihtimal dışıydı. Yani biz bile yapamadık, o nasıl yapacak diyerek sıyrıldılar olaydan. Yapamayınca da bu imkansız, tarihte anlatılan olay yalan deyip çıktılar. Tabii ki onlar işin şov ekibi. Daha ciddi isimler de bu konu hakkında konuştu. Örneğin Amerika'da yayınlanan Weekly World News isimli dergi, Norveç Havacılık Müzesi Müdürü Maurice Rofavi'ye dayanarak dünyada ilk insanlı uzay uçuşunu Hasan Çelebi isimli bir Osmanlı Türk'ünün yaptığını yazdı. Dergiye göre Hasan Çelebi, barutla çalışan iki katlı roketi 1633'te ateşlemiş, 2,5 kilometre yükselen roket daha sonra denize düşmüştü. Ayrıca Maurice Rofavi daha sonra teknik bilgiler de paylaştı. Buna göre Hasan Çelebi'nin roketinin ana motorunun çevresinde 6 küçük motor daha vardı ve bu küçük motorlar roketi havaya yükselten ilk kademeyi oluşturuyordu. Rofavik, ilk kademede yer alan bu roketlerin yakıtı tükendiğinde ikinci kademeyi oluşturan ve daha büyük olan ana motor devreye girdi ve roketin daha da yükselmesini sağladı, dedi. Gerisi de Evliya Çelebi'nin anlattığı gibiydi zaten. Roket 300 metre yükseldiğinde Hasan Çelebi roketi terk ederek bir tür paraşüt yardımıyla yavaşça denize inecekti. Hasan Çelebi ile ilgili konuşan tek isim de Norveç Havacılık Müzesi Müdürü değildi ayrıca. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ünlü Smithsonian Uzay Araştırmaları Bölüm Başkan Yardımcısı Frank Winter da bunu doğruladı. Türk roket adam Hasan Çelebi'nin 1633'teki denemesi şimdiye kadar kayıtlara geçen ilk insanlı uçuş denemesidir dedi. Lagari Hasan Çelebi'nin ismi Türkiye'de de yaşatılıyor. TürkSat'ın Gölbaşı tesislerinde Uydu ve Uzay Müzesi var. TürkSat'ın envanterine giren bütün uydular ve bunları uzaya götüren fırlatma roketlerinin birebir modelleri bu müzede sergileniyor. TürkSat'a ait bu tesise Lagari Hasan Çelebi'nin adı verildi. Ayrıca Çelebi'nin lakabı yani Lagari ismi çok önemli bir yerli teknoloji çalışmasına da verildi. Bundan da bahsedelim biraz. Lagari, Savunma Teknolojileri Mühendislik yani STM şirketi tarafından üretiliyor. Türkiye'nin ilk milli mikro gözlem uydusu. Bu uydu sahada taktik görüntü ihtiyacının yakın gerçek zamanlı karşılanması, orman ve bitki örtüsünün takibi, genel haritalama, doğal afet takibi gibi keşif gözetlemesi yapacak. Lagari, renkli ve nokta şerit görüntü alma kabiliyetlerine sahip. Üzerinde taşıdığı yeni nesil elektrooptik kamera sayesinde bu alandaki boşlukları dolduracak olan tamamlayıcı uydu kategorisinde ilk milli yatırım olma özelliğini taşıyor. Lagari Türkiye'nin uzay çalışmalarının geleceğe ayak uydurması açısından çok büyük bir öneme sahip. Çünkü uzay endüstrisinin geleceği küçük, ucuz, fırlatması kolay ve verilen görevleri yerine getirebilen uydularda olacak. Bunlar her açıdan bilinen diğer uydulara göre çok daha ekonomik sistemler. Lagari, İDEF 2017'de görücüye çıktı ve ilgi odağı oldu. İDEF'teki bu lansman sonrası sistem iyice geliştirildi. Hedefe hızlı yönelme kabiliyetine sahip yeni yönelim kontrol sistemi ve daha gelişmiş bir kamera sistemiyle donatıldı. Ayrıca Lagari, ağırlık ve çözünürlük optimizasyonu açısından kategorisinde dünyadaki ilk uydulardan biri olma özelliğini taşıyor. İnşallah gelecek yıl içinde uzaydaki yerini alacak. Uzayda yerini almasıyla Türkiye'nin bu alanda daha bağımsız hareket etmesini sağlayacak. Lagari'nin uzaya fırlatılmasından sonra 4 ila 8 uyduluk bir takım uydu konseptiyle projenin genişletilmesi hedefleniyor. Bunların yanında Lagari'nin kamu ihtiyaçlarına yönelik kullanılması için STM ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında bir protokol de imzalandı. Uydudan elde edilecek görüntüler bakanlık ile paylaşılacak. Lagari'nin sağladığı görüntüler tarım uygulamaları için kullanılacak. Bakanlığın oluşturulacak tarım stratejileri ve yürütülen ARGE çalışmalarında kullanılacak olan uydu görüntüleriyle bitkisel üretimde verim tahmini yapmak kolaylaşacak. Oluşacak ve tespiti zor olan zararlıların radar teknolojisiyle tespiti yapılarak erken uyarı sistemiyle önlem alınması konusunda çalışmalar hızlanacak. Bitkisel ürün hasar tespitlerinin yapılması, hassas tarım teknolojileri kapsamında çalışmalar yürütülmesi, zirai erken uyarı sistemleri çalışmaları, bitkisel ürün gelişimi izlemesinin yapılması, bitkisel ürün tipi ayrıştırma çalışmaları, tarımsal alan yönetimi gibi konularda çalışmalar yapılacak. Tabii tarım, bu uydunun kullanılacağı alanlardan sadece biri.
Farklı kamu hizmetlerinde de kullanılacak bu uydu. Osmanlı döneminden girdik, mikro uydu çalışmalarından çıktık. Yerli savunma ve teknoloji ürünlerimize böyle değerli isimlerin verilmesini ayrı bir seviyorum. Çünkü hem hatıraları yaşatılmış oluyor, hem de kültürel mirasımız sonraki nesillere aktarılıyor. İnşallah devam eden bütün çalışmalarımızda tarihimizden isimler görmeye devam ederiz. Çünkü bu isimlerin verildiği çalışmalar, o isimlerin yaşadığı günlerdeki gücümüze ulaşmamızı sağlayacak olan çalışmalar. İnşallah o güce kavuştuğumuzu bir an önce görmek hepimize nasip olur. Allah'a emanet olun.